Mutlu akşamlar sevgili izleyiciler. Yeni bir program. Bugün 5 Mayıs 2015 Salı. Yine adaylarımızla karşınızdayız. Yine adaylarımızı sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu akşam yine bir bayan aday konuğumuz sevgili izleyiciler. AK Parti listesindeki tek bayan isim. AK Parti listesinin 5. sıra milletvekili adayı. Sayın Doçent Doktor Havva Talay Çalış stüdyo konuğumuz. Havva Hanım'la biliyorsunuz, hatırlayacaksınızdır. Aday adaylığı sürecinde bir sohbet gerçekleştirmiştik. Hedeflerini, olmak istediğini, niye politika vesaire çok şey sormuştuk. Şimdi bir adım daha ileriye gideceğiz ve biraz daha parti politikaları. Bu arada biliyorsunuz milletvekili adayları köy kasaba bütün seçim bölgelerini Evliya Çelebi misali geziyorlar. İzlenimlerini, gittikleri yerlerde nelerle karşılaşıyorlar, ne tür talepler var. Bunları soracağız ve olaylara, politikaya ya da işte 2015 genel seçimlerine AK Parti penceresinden bir kez daha bakacağız. Sayın Talay Çalış'ın penceresinden. Havva Hanım merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Abi. İyisiniz inşallah. Çok iyiyim. Bugün güne çok güzel, yorgun, sevinçli bir haberle başladık. Yeğenimizin çocuğu oldu. Maşallah. Küçük çok bir güzel. Bebekle başladık günümüze. Allah hayırlı ömür versin. Gerçekten o da çok mutlu etti bizi. Çok güzel bir gün geçirdik. Evet. Yeni bir birey, yeni bir merhaba, evet, yeni bir soluk dünyaya. Allah hayırlı, evet, uzun ömür versin. Anneli babalı büyütsün, amin, inşallah. Sevindik, amin, sizin için. Gözünüz aydın. Havva Hanım, yorgunsunuz diye girecektim. Sadece bugüne değil de genel o dolaşmalara, evet, gönderme yaparak. Gerçekten çok geziyor. Bütün partilerin adayları çok geziyor ama AK Parti'de bu daha böyle bir yoğun, daha bir canhıraş, bir gezme var. Evet. Bir bakıyoruz Sarız'dasınız, bir bakıyorsunuz Yeşilhisar, bir merkezde. Günü sanırım 24 saat kullanıyor gibi bir durumdasınız şu an, değil mi? Evet, resmen öyle. Kaç saat uyuyabiliyorsunuz? Yok, normal eğer eve gider gitmez yatarsak normal 7-8 saat uyuyabiliyoruz da. Kaç gibi evde oluyorsunuz? 11.30. Genelde akşam programlar da, dün yoğun, toplantımız bitti 11.30'da. 12'de evdeydim. Sabahleyin de 8.30'da partideydik işte. O arada bebeğin olduğu haberi geldi. Önce bir uğramıştım, bebek doğmamıştı. 5-10 dakika bebeğe uğradık, o bizi neşelendirdi. Çok güzel bir şekilde güne başladık. Başladınız. Sonra da Akkışlı'ya gittik. Akkışlı'nın 9 köyü varmış ama biz 10 köy gezdik. Evet, 10 mahalle gezdik. Kimler merkez vardı mahalle yanınızda ile birlikte, diğer isim? Belediye başkanımız vardı. Ekipte sadece tek milletvekili adayı. Genelde iki ya da üçlü olarak, evet, bugün, adaylar bugün farklı oldu. Bugün Ahmet Bey ile birlikte bizi o tarafa yazmışlar ama Ahmet Bey'i Sarıoğlan'a yolladılar. Sıkıştığı için program. Beni de Akkışlı'ya yolladılar. Tek böyle başımıza bir gezdik. Bayan aday olunca da benim geldiğime sevindiklerini söylediler. Bilmiyorum, çok sıcak karşılandık. Buradan Akkışlı'ya özellikle selam olsun diyorum. Bütün belediye ilçelere, başkanımıza, bütün şehrimize, ilçe gerçekten başkanımıza, kadın her yere başkanımıza selamlar, sevgiler. Evet. Sayın sevgili izleyiciler, daha önce dediğim gibi tanıtım programında sizlere Sayın Havva Talay Çalış'ı tanıtmıştık. O zaman da söylemiştik. Kendisi aynı zamanda bir hekim. Şu an için ara verdi. Anne, eş, Kayseri'de gelin, aynı zamanda onun da bir sorumluluğu var. Birçok sorumluluğu bir anda yürütüyor. Bu kadar yoğunluğun arasında bir de vekillik parantezini açtığı için soracak soru çok. Öncelikle çocukların bu hengamedeki durumu nedir? Onlar şikayet ediyorlar mı? Çocuklarımız şikayet etmiyorlar. Çünkü beni görüp şikayetlenecek zamanları olmuyor. Yok, görmedikleri için edemiyorlar. Bu arada kızımın karate yapıyordu, o sırada kolu kırıldı. Evde yatıyor. Aa, birazcık halası yaşında bakıyor. 8 yaşında, 2. sınıfa gidiyor. Allah şifa öyle versin. Yarın okula başlayacak inşallah. Bu o aşamayı da bensiz geçirmek zorunda kaldı. Diğer oğlanlar çok memnun, hiç ders çalış diyen bir anne yok başlarında. Evet, erkek oğlanlar, çocukların annenin yatma saatleri değişti, istedikleri saatte yatıyorlar. Oğlanlar çok memnunlar durumdan şu anda. Memnun yani. Evet. Eşiniz Mustafa Bey, o artık herhalde aday adaylığı döneminde destekti ama sanırım işine dönmek zorunda kaldı. O da üniversitede profesör. Evet, yani işleri çok birikti, hastaları çok birikti. Artı ben bir de gittiğim yerlerden bugün mesela teyze işte hangi doktora gideyim, beni bir yönlendir diye istekte bulunuyor. Gözlerini muayene ettirmiş ama tekrardan bir daha illa beni görünce, doktor olduğumu duyunca, göz doktoru olmasam da
İstekte bulundu Akkış'la da. Hemen eşimin adresini veriyorum sağ olsun. Oo, artı benim işlerim. O da o işlere bak. Artı evet benim işlerim. Lojistiği sağlama almışsınız yani. Evet. İyi olmuş. Mustafa Bey'e de buradan saygılarımızı iletelim. Evet, böyle bir kısa yumuşatma ve duruma adapte sürecinin ardından şimdi sorularımıza geçelim. Dediğimiz gibi şimdi artık bir adım daha öndesiniz tanıtma olayından. Artık politikaya ciddi ciddi daldınız ve şu an mevcut listelerde Kayseri'de meclis çatısı altına gidebilme ihtimali en yüksek kadın aday sizsiniz. Belki de bu seçim tamamlandığında 8 Haziran'da Kayseri'yi temsilen giden tek bayan milletvekili olacaksınız. Genel konjonktür onu gösteriyor. Çünkü diğer partilerde çok seçilebilecek yerlerde kadın adaylar ne yazık ki göremiyoruz. Ya da listelerinde ilk sıralarda kadın aday gösteren partilerinde ne yazık ki oy potansiyelleri çok yüksek değil sevgili izleyiciler. Böyle olunca da Hava'nın bizim sanırım Kayseri tarihindeki 4. kadın milletvekili olacaksınız inşallah. Evet. Ben öyle biliyorum. Ferah Güpüfoğlu, Sevgi Hanım, Sevgi Esen, evet. Pelin Hanım, Pelin evet. Güneşbakır evet. ve inşallah Hava i̇nşallah. Atalay Çalış olacak. Allah nasip Şöyle ederse. Şöyle bir özelliği var Hava Hanım'ın. Diğerleri Kayseri kızıydı. Hava Hanım Kayseri gelini. Kendi Samsun asıllı ama böyle bizi Kayseri benimsemiş olması bizi sevindiriyor. Bugün onu söylüyorum. Gittik evet. Akkış'la da. Diyorum ki yani bize işte önce geliyorsunuz seçim zamanı sonra unutup gidersiniz vekilim diyorlar. Diyorum ya unutup gidersek 4 yıl sonra yüzünüze nasıl bakacağız? Çünkü ben Kayseri'de yaşıyorum. Mezarımı Gidenler da Kayseri'de. Gidenler bir daha gelemiyor zaten. Mezarımı da Kayseri'de hazırladım dedim. Biz buradan mezarlık aldık. Babamızın mezarının karşısında mezarlıklar satılıyormuş bir ara. Ben de onu söyledim mezar aldık falan diye. Sonradan bir radyo programında duydum. Mezarı hazırlamak değil de mezara kendini hazırlamak daha önemliymiş. Yani hani mezar aldık diye çok fazla bahsetmem yanlış belki ama gerçekten Allah nasip etsin burada da mezarımıza kendimizi anlatmak adına kendimizi bunu. Hazırlayalım inşallah. İnşallah 4 yıl tabii. sonra diyorum ya biz yine burada yaşayacağız. Çocuklarımız burada, eşim burada, tabii. işi burada. Beni bulamazsanız da eşimi bulursunuz diyorum. Üniversitede yeri belli. Çocuklarımız burada. İnşallah 4 yıl sonra insanlarımızın yüzüne bakmaya yüzümüz olur. Hizmet edebildiğimizi düşünürüz. En azından İnşallah. Onlar için çalışmış oluruz. Yapabildiklerimizi yaparız. Yapamadıklarımızı da niye yapamadık diye geri döneriz. Zaten ben aday adaylı sürecinde de bahsetmiştim. Biz elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız orada. Bütün Kayseri'miz için, bütün vatandaşlarımız için ve özellikle de kadınlarımız için. Çünkü sizin söylediğiniz gibi ben belki meclisteki tek bayan vekil olacağım Kayseri'den. Belki Allah nasip ederse dualarınız esirgemesin sevgili halkımızla buradan Hayırlısıysa sesleniyorum. Hayırlısıysa inşallah tabii. Hayırlısıysa. Onun için elimizden gelenin en iyisini Kayseri için yapmayı düşünüyoruz. Çünkü benim çocuklarım burada yaşayacaklar. Ben çocuklarımı burada büyüteceğim ve onların şehri olacak. Ya yani en önemli şey bir kadının çocuklarıdır. Onu söylüyorum. Evet, ölmeyi planladığı yerdir. Vasfı annelik galiba, hani bizim için belki şehrin gelişmesi çok önemli olmayabilir. Hani yaşımızı başımızı aldık ama çocuklarımız için bu şehrin geleceği bizim çocuklarımızın geleceğidir diyorum ben. Onun için de mümkün olduğunca çok bu şehir için çalışmaya hazırım. Onu buradan söylemek isterim. Bunun altını çizelim sevgili izleyicilerimiz de böyle bilsinler. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ama ne gelebilecek elimizden ona bakacağız inşallah. Onu da zaman gösterecek evet. inşallah. Sayın Hava Hanım, AK Parti son dönemde en çok işte seçim beyannamelerini partiler açıkladılar. Herkes bir şeylerin vaadinde bulunuyor vesaire. AK Parti'nin en çok üzerinde durduğu şey yeni Türkiye deniliyor. Altı kalın çizgilerle çizilerek işte yeni bir anayasa konuşulacak. Yeni Türkiye'den kastı nedir? Yeni Türkiye'den ne anlamalıyız? Vatandaş ne anlamalı? Yani birileri işte emekliye şu kadar para vereceğim, çiftçiye bunu vereceğim, mazot indireceğim falan derken AK Parti ısrarla daha çıtayı yukarılarda tutup daha böyle ufku genişleten, daha böyle geniş vizyondan hayatı kucaklayan söylemlerle şu an meydanlarda. Yani Türk insanı, Türk halkını, Türk seçmenini daha geniş ufuklara yönlendiren bir söylem yeni içerisinde. Türkiye öyle yeni büyük bir konu ki yani hani onun hakkında uzunca bir konuşma yapılabilir. Yeni Biraz Türkiye deyince sizden, buyurun. Özgürlüklerin Türkiye'si, hiçbir vesayetin olmadığı Türkiye. Birincisi biliyorsunuz 2002'den önce nasıldı? İşte kapalı insanlar meclise değil
devlet hastanesinde çalışmaya gidemiyordu. Gidemiyorlardı. Yani artık yeni Türkiye'de insan kapalı mı açık mı bakılmayacak. Bu en basit bu. Yeni Türkiye nedir? İşte sizin köyünüzde az önce bahsettiniz. Çeşitli etnik gruplar var dediniz. Evet. İşte o etnik gruplardan hangisi hiç önemli değil. İnsan onuruna yakışır şekilde davranılacak bütün kurumlarda insanlara. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Alevi'si, Çerkez'i, herkese insan onuruna yakışır şekilde davranılacak. Ben doktorum, en çok beni bu heyecanlandırdı. İnsan üst kimliği temel olacak. Evet, diyorsunuz. Evet, insan kimliği temel olacak. Vatandaş. Şimdi gelen hastaya ben Türk müsün, Kürt müsün, Laz mısın, Alevi misin, Çerkez misin diye asla sormam. Nerelisin diye belki muhabbet olsun diye sorarım. O bana anlatırsa anlatır ya da sen CHP'ye mi oy verdin, MHP'ye mi, AK Parti'ye mi diye sormam. Sadece ben onun sağlığıyla ilgilenirim, sağlığına müdahale ederim. Onun durumunu ona anlatırım ve benim burada çok hastam var. Kameraman arkadaşın kayınvalidesi de hastammış bu arada. Şimdiye kadar da hep insan onuruna yakışır şekilde bütün hastalarıma davranmaya çalıştım. Beni tanırlar Kayseri'de. En önemli madde bu bence. İnsan onuruna yakışır şekilde hizmet verilecek Türkiye'de artık, yeni Türkiye'de. En önemlisi bu. Yeni anayasamız sivil anayasa olacak. Sivil anayasa biliyorsunuz 1980'lerin darbe anayasasıyla hala yönetiliyoruz. Sivil anayasayla yönetileceğiz ve Türkiye ilk 10 büyük ekonominin arasına girecek diyoruz biz 2023'te. Şu anda Türkiye dünyadaki 16. büyük ekonomi. Evet. Ve 2023'te bu ilk 10 büyük ekonominin arasına girecek. Burada en çok yeni seçim beyannamesinde beni heyecanlandıran şeyi de söyleyeyim buradan. Biliyorsunuz Gebze'de Silikon Vadisi kuruluyor, evet. Çip fabrikaları falan açılıyor. Dün de Sanayi Bakanımız geldi, aynı şeylerden bahsetti. Benim için en çok heyecan verici madde de teknolojiyi tüketen değil, üreten ülke haline geleceğiz. Bu ne demek? İşte her gün kullandığımız bir dolu Android'ler, işte bir dolu videolar, elimizde teknolojik aletler biliyorsunuz evimizde biraz modeli geçiyor, çöplüğe dönülüyor. Ama bunlar o kadar çok satış yapılıyor ki dünya bunlarla geçiniyor. Yani. Bilim ve teknoloji ülkesi olacak yeni Türkiye. En önemlisi bugün bakanımız da geldi, aynı evet, şeylerden çok bahsetti. Güzel şey, her şeyin yerlisini üretmeliyiz. Yani yerlisini evet üreteceğiz. Bu da gençlerimize istihdam sağlayacak. Hani şimdi yeni iş istihdam sıkıntımız var. Tüketim toplamından yeniden üretim toplumuna geçiş. İnşallah. Yani ben buradan gençlere de özellikle seslenmek istiyorum. Tüketim güzel tabii ki. Hani teknolojiyi tüketmeyi çok iyi biliyoruz diyoruz ama ben bazı şeylerin fonksiyonlarını tam olarak kullanabildiğimizi de düşünmüyorum. Bizim toplumumuz özellikle öğrenmeye aç bir toplum. Bence bundan sonra yani gençlerimizi özellikle ne yaptığını bilen, nereye nasıl, ne zaman adım atacağını bilen bilinçli bir gençlik şeklinde yetiştirmemiz gerekiyor. Ve bu arada da milli manevi değerlerine sahip çıkan bilinçli bir gençliğimizin olması gerekiyor. En önemlisi bu. Yeni Türkiye bu bence. En önemlisi ekonomik yönden gelişmiş. Siyasi vesayetlerin olmadığı ya da işte herhangi bir vesayetin olmadığı, özgür, insanların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı, bilinçli bir toplum, manevi değerlerine de sahip çıkan bilinçli bir toplum. Yarına yeni daha Türkiye güvenle bu. Bakan, evet, eğitimli, yarına, çok çalışıp kısaca üreten, anlatırsak evet bu. Yeni Türkiye. Bu yeni Türkiye içerisinde, yeni Türkiye algısı ya da istenilen bu oluşum içerisinde kadının yeri nedir? Kadına nasıl bir parantez açıyor AK kadına Parti? Nasıl şimdi bir... şunu da hemen eklemek istiyorum. Bu AK Parti'nin parti bildirgesi programı açıklandıktan sonra birçok uzman kadın vurgusunun, kadın, çocuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar çeşnisinin içerisinde bir renk olarak düşünülmesinin ötesinde gidilemediği, kadına çok ciddi parantezler açılamadığı ya da kadın olgusuna yönelik çok ciddi bir çalışmanın olmadığı gibi bir eleştiri getirdiler AK Parti'nin seçim programı ile ilgili olarak. Buna katılıyor musunuz? Yeni programda ya da AK Parti'nin seçim programında kurguladığı yeni Türkiye'de kadının yeri ne olacak acaba? Şimdi AK Parti'nin seçim programında niye öyle bir şey yok? AK Parti zaten yoksa bile 99 tane bayan aday gösterdi.
milletvekili adayı gösterdi. Kadına değer verdiğini buradan anlaşılabilir AK Parti'nin. Hiçbir parti 99 tane kadın aday göstermedi şu anda. Herkesin eşit sayıda aday gösterme hakkı olduğu halde, evet, değil mi? Tabii. Yani burada aday sayısında bile 99 Esma-ül Hüsna'dır dedi başbakanımız, özellikle bizi bayan adayları topladığında. Biliyorsunuz AK Parti şimdiye kadar da kadına yönelik şiddetin engellenmesinde, şimdiye kadar bütün partiler iş başındayken, hükümetteyken hiçbir şey yapmadılar. Biz gördük, koalisyonları da gördük, işte tek parti dönemlerini de gördük. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve azaltılması için gerekli olan yasaları AK Parti hükümeti zamanında çıkarıldı. Daha yani bunların da yeterli olduğunu düşünmüyoruz tabii, ama kadına pozitif ayrımcılık uygulanacaktır diye bir yasa getirildi ve anayasaya da bir kanun maddesi olarak bu eşitlik ilkesine aykırı sayılamaz diye bir madde eklendi. Kadınlar için zaten AK Parti çalışıyor. Kadınlar sayesinde de ayakta durduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bugün dedim ya, Akkışlı'ya gittik. Kayseri'nin bütün ilçelerinde ve Kayseri'nin içinde AK Parti'yi zaten yücelten, yükselten kadınlar. Onun için kadın adaylara geri dönelim. Kadın aday sayısını artırdı. Başbakanımız ayrıca aday toplantısında... Kayseri için tek 9 kişi arasında bir bayan aday yeterli mi? Yani mesela işte bu artırma kapsamında bu sayı artırılamaz mıydı? Artırdı. Daha önceden de bir milletvekili, kadın milletvekili vardı. Kayseri'de biraz ataerkil yapı ağır bastı galiba. Şimdi ona geri dönelim. Başbakanımız dedi ki kesinlikle kadınlar dedi tek konuyla ilgilenmeyecekler. Bütün her konuyla ilgilenecekler dedi. Kendinizi kısıtlamayın. Bütün dedi halkın bütün sorunlarının içinde siz de yer alacaksınız dedi. Yani buradan hem aday sayısını yüksek göstermekle hem de kadınların her konuya el atmasını istemekle zaten kadına gösterdiği değeri göstermiş oluyor partimiz. Bugün de Akkışlı'da gezdik. Bütün esnafların %50'sinden çoğu bayandı. O da benim esnafın. Çok hoşuma gitti. Aa, çok evet. Ben çok sayıda esnaf yok ama yani hani mesela 10 tane esnaf gezdiysek 8'i hatta bayandı içeride çalışanların. Bayanları bence Kayseri'de ön plana çıkarmış gibi görünüyor. Evet. Şey Akkışlı o anlamda Türkiye'nin öyle ilerisinde yani diyorsunuz, evet. Bir adım ilerisinde. Evet. Kayseri el alıp değerlendirecek olursak bu manada kadının Kayseri'deki biliyorsunuz bizde Kayseri'de kadınların çalışması işte çalışma hayatındaki yeri falan ülke şeyle at başı denilebilir. O kadar çok yeri olduğunu söyleyemez ama çok çok ileride değil ama Kayseri'de bu manada kadın istihdamını artırma, kadınları çalışma hayatının içerisine daha çok çekme. Bizim kadınlarımız biraz rahatı da seviyorlar. Güne git, gez, yiyip iç, otur, işte erkek getirsin evde rahat rahat yeme alışkanlığı da geleneksel yapıda hakim yani. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bütün bunları düşündüğümüzde kadını biraz daha çalışma hayatının içerisine çekmek, daha üretken kılmak adına genel politikayla örtüşen Kayseri'ye yönelik neler var acaba? Kayseri'ye yönelik inşallah tabii genel olarak kadın istihdamı artırılır ama Kayseri'de hakikaten bizim kadınlarımızın çoğu mesela çocuk doğurduktan sonra pek çalışmak istemiyorlar benim çevremdeki kadınlar rahat daha çok. Seviyorlar evet. Rahat evde rahat oluyor ve çocuk yetiştirmek de ayrı bir sanat gerçekten. Tabii o da kolay bir iş değil yani şimdi haklarını yani, yemeyelim. Çalışan bayan olarak ben çok zorlanıyorum doğrusunu isterseniz çocukları idare etmekte aile desteğimiz olmasaydı. Kayseri'de de bildiğiniz gibi kadın istihdamına yönelik kadınlara özellikle bu doğum izinlerinde uzun süre doğum izinleri artırılarak kadınların en azından çocuk doğurduğu sürede rahat etmeleri açısından istihdama yönlenmeleri sağlanılıyor. Ama Kayseri'miz çok zengin bir de. Eşini çalıştırmak istemiyor ama kazandığı para ne evet, olacak ki diyorlar. Evet, gelir seviyesi yüksek diyebiliriz. Yani... Yaşam standardı yüksek benim bir kadın. Benim tanıdığım en ama az sadece bir... para kazanmak olarak bakmamak lazım aslında bu iş. Yani bunu derken benim de işim çalışmıyor. O yönden şöyle bir şey var Kayseri'de. Yardım... Evde olması da hepimizin işine geliyor. Başta çocuklar yok, ve biz yok, olmak kadınlarımız üzere ama yine de evde üretken durmuyorlar. Olmak lazım. Yok, üretken yardım olmak derneklerinde lazım. Çalışıyorlar. Sosyal faaliyetleri sosyal güçlü. Sosyal faaliyetler yapıyorlar. Yani Kayseri'de çalışmayan bayanların evde oturduğunu zannetmeyin. Kesinlikle birileri ya kermese bir şey hazırlıyor ya işte evet, evde oturmuyorlar bol sosyal... bol güne giriyorlar. Yok yok yani hiç beni... öyle değil. Buradan şimdi... çıkınca taşlayacak. sivil toplum kuruluşlarında etkin çok kadınımız var.
ve gerçekten çok fazla destekliyorlar sivil toplum kuruluşlarını. Çoğunun başında kadınlarımız var yine. Ve onun dışında eğer ev hanımı olup da sivil toplum kuruluşunda yönetimde falan yer almıyorsa mutlaka onların yardımlarına katılıyorlar. Siz kadınları evde oturuyor zannediyorsunuz ama kadınlar gerçekten büyük bir örgütlenme içinde ve gerçekten bütün ekonomiye çok katkıda bulunuyorlar ve yardıma ihtiyacı olan insanlara birebir koşuyorlar Kayseri'de. Benim gördüğüm kadarıyla öyle. Hani evde oturuyor sandığınız bayanlar bile çalışıyor aslında. Yani çalışmalı da. Yani bu Peygamber Efendimiz'in döneminde bile böyle, bizim dinimizde böyle. Hazreti Ayşe hiçbir zaman Peygamber Efendimiz'in yanından ayrılmamış. İşte sefere gittiğinde yanına gidip hemşirelik yapmış vesaire. Yani böyle kadının İslamiyet'in dışladığı, eve kapattığı gibi bir algı, yanlış bir algı var. Bunu devam ettiren illerden biri olarak da Kayseri görülüyor. Bana göre öyle, dışarıdan öyle gözüküyor ama öyle değil, öyle olmaması da gerekiyor. Öyle değil kesinlikle diyorum ya, burada bu kadının sözü geçiyor Kayseri'de. Bu algıyı da dışarıda yıkmak lazım yani. Akşamleyin mesela eşine söylüyor, yarın yardım kuruluşunda şunlar şunlar yapılacak. Benim tanıdığım kadınlar böyle. Eşinden parayı alıyor, istediği gibi sivil toplum kuruluşlarında yardıma koşturuyor. Yani ya da kendi emeğini harcıyor, sivil toplum kuruluşlarına yardıma gidiyor. Hiç olmadı komşusuna yardıma koşuyor. Yani Kayseri'de kadınlar bir arada ve nasıl çoğulcu çalışılabileceğinin bir göstergesi aslında. Hani imece usulü deniyor ya. Çok ciddi bir çalışma veriyor. Yani belki aylık maaşı yok, belki sosyal güvence anlamında SGK'sı yok vesairesi yok ama kırsalda gerçekten kadın çok çalışıyor. Şehir merkezi için belki oraya rağbet var ama şehir merkezindeki benim söylediğim geçerli. Şehir merkezinde de kadınlarımız çok çalışıyor. Siz daha iç içe olduğunuz ben için size inanıyorum. Ben buradan özellikle kadınlarımıza sesleniyorum. Beni çok desteklediklerini biliyorum. Ben buradan dualarını da istiyorum özellikle. Kadınlarımızın sayesinde AK Parti bugün bu konuma geldi. Gerçekten biliyorlar geleceği, öngörürler. Evet, AK Parti'nin başarısı çok büyük imzaları var, öngörürler, çok büyük payları var. Onlar sağ olsunlar. Buradan lütfen dualarınızı da benden esirgemeyin diyorum. Son iki seçimdir, birkaç seçimdir diğer partiler de çok bu AK Parti'nin bu yöntemini uyguluyor. Yani diğer partili hanımlar da çok yoğun bir gayret içerisindeler. AK Parti'yi o anlamda rol model alıyorlar. Onu da bilmesi lazım. Buradan söyleyelim. Birçok parti seçime katılacak olan başta ana muhalefet partisi, muhalefet partileri, ana muhalefet, diğer muhalefet partileri bir seçim bildirgesi hazırladılar ve gerçekten ekonomiye dayalı bir beyanname oldu çoğun. Başta CHP'nin olmak üzere MHP'de iki gün önce açıkladı. Şimdi bir değerlendirecek olursak siz ev, aynı zamanda anne, işte evde parayı harcayan, parayı kazanan, aynı zamanda harcayan bir insan olarak ve şimdi vekil adayı olarak temel olarak ekonominin üzerine kurgulanan bir parti politikası Türkiye genelinde ve Kayseri bazlı olarak, kesit olarak Kayseri alırsak ne derece talep görür? Yani işte mazotu 1,5 lira indireceğim demek, emekli 2 maaş hediye edeceğim, işte en düşük asgari ücret 1400 lira demek, genel itibariyle söylüyorum. HDP'ninkinde çok daha şeyler var. Ne derece geçerli oluyor? Vatandaş reel olarak baktığında bunlar inandırıcı buluyor mu? Ümitleniyor mu? Sizden birebir vatandaşın içinde olduğunuz için bunlara yönelik olarak dönen feedbackler nasıl? Dönükler nasıl? Size nasıl geri dönüşler oluyor? Neler, ne gibi yorumlar yapılıyor? Bizim en çok beğendiğimiz Haydar Başbey'in 5000 Haydar lira Baş maaş. Herkes içine kaçtı bu seçimde. Doktor hanım diyorlar. Özellikle hiç değilse nasıl olsa yapamayacak. Bol keseden atıyor diyorlar vatandaş. Öbürlerinin yapamayacaklarını da biliyoruz doktor hanım diyorlar. Eğer yapsaydı hani su kaç lira diye hesaplamış vatandaşımızın biri. 1 liraya herhalde 1 litre su alınabiliyormuş. 50 kuruş şişesi. 250 cc'lik şişeler 50 kuruştan 1,5-2 liraya geliyor 1 litre su. Tek tek ayrı ayrı aldığınızda hesaplamış su bile diyor 1 lira değil. Nasıl sayın olacak? Vekilim diyorlar, sudan daha ucuza nasıl satacak? Ben diyor, vatandaşın biri şey diyor,
Ta bunların iktidar olduğu dönemde diyor benzin almaya gittim karnemi aldım diyor. Karneyle veriliyormuş benzin o zaman kuyruklarda. Hanım eve geldiğimde sen neredesin bey demiş işte benzin almaya gittim. Ne diyorsun oğlan askere gitti sen yokken demiş. Sen günlerce bekliyormuş. Yani bunların hiçbir şey yapamayacağını vatandaşımız biliyor. İnandırıcı gelmiyor ama yani öyle mi? İnandırıcı gelmiyor ama aralarında en güzelini de seçmişler. Haydar Başbey'i daha çok beğeniyorlar. Dün de özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımız bize şöyle dedi. Sizden dedi eğer bir şey istiyorlarsa dedi vatandaş dedi bizi görünce kapıda karşılıyorlar. İşte bize işte şuradaki yolumuzda yapılsa işte üstüne yama yapılsa bugün mesela Akkış'ta da yollar yapılmış. Ama ikinci katı atılmamış ikinci kat atılırmış. Kaplaması yapılırmış yolun hava koşulları yüzünden. Bütün yollar yapılmış herkes işte Akkaşa'nın ikinci katı atılacak diyorlar hava koşulları yüzünden atılmamış. Seçimden önce de biter merak etmeyin diyorlar ama hala gelip bizden istiyorlar. Akkaşa'nın yolu yapılsın sayın vekilim diye. Muhalefetten ne isteyecekler? Hiçbir şey isteyemezler. Çünkü onların hizmet götürmeyeceklerini biliyorlar. Onlarla sadece işte maaş kaç lira olacak diye dalga geçiyorlar gibi geliyor. Kusura bakmayın böyle bir şey söylediğim için. Diyorum ya vatandaş en iyisi Haydar Baş sayın vekilim diye bizi öyle güzel kucaklıyor ki hangisi kaç lira vermiş herhalde Haydar Baş Bey 5000 lira mı şey vermiş. Ha ben bilmiyordum yani, şimdi ben de bizden eğer bir şeyler isteniyorsa o bizim yapabileceğimizden, vatandaşın ümidinin bizde olduğundan kaynaklanan bir şey. Vatandaş zaten yapamayacağını bildiği kişiye istediği kadar söylesin, inanmıyor zaten. Bizim de kırsalda ve kentte gördüğümüz, meydanda gördüğümüz en önemli şey vatandaş bizi kucaklamış durumda. Nasıl AK Parti vatandaşını kucaklayıp şimdiye kadar hizmet götürdüyse vatandaş da bizi kucaklamış durumda. Öyle bir emekli maaşı iki emekli maaşına falan bakmıyor. Geçen gün kadın geldi eşim öldü diye üzülüyor. Neden üzülüyorsun dedim. Eşi engelliymiş maaş alıyormuş. Eskiden diyor yani hani hiç maaş verilmiyordu bizim engellilerimize. Şimdi bakım ücreti de alıyormuş. Kocasına baktığı yerde kadın para kazanıyor. Düşünsenize kocası özürlü, engelli ya da işte bakıma muhtaç. İki maaş koca, birden kesilmiş. Kocam öldü diye kadın üzülüyor. Şimdi hani engellisine bakmak istiyor insan maaşımız kesilmesin diye. En kötü ihtimalle hani eskiden bakamıyor maddi imkanı yok diyorduk. Zaten bunları vermeyi bunların vermeyi taahhüt ettikleri şeylerin çoğunu AK Parti verdi, vermekte. Yani şimdi Kemal Bey koyarak gidiliyor galiba. Kemal Bey gelmiş işte AK endüstri meslek liseleri açalım diyor. Türkiye'de zaten endüstri meslek liseleri organize sanayi bölgelerinin içinde 43 yerde mevcut. Yani hani onların hadi bunu yapalım bunlar bizim seçim taahhütlerimiz diyorlar ama AK Parti bunların söylediği şeylerin çoğunu yapmakta yapıyor zaten herkes evet. için. Onun için üzerine koyarak gidiyorlar. Vatandaş yani, da her şeyin farkında. İşsizlik birçok ülke için özellikle dünyada o son 10 yılda yaşanan büyük ekonomik krizler sonrası aslında Avrupa Birliği ülkeler için de çok ciddi bir sorun. Bizim ülkemizde de özellikle genç eğitimli nüfus işsizlik anlamında ya da istihdam anlamında tam anlamıyla şeylerini taleplerini karşılayamıyor. Bu bir gerçek yani. Belki AK Parti döneminde son yıllarda bu biraz daha aşağı çekildi ama hala işsizlik en büyük sorunlarımızdan bir tanesi. Bu manada ne gibi talepler geliyor? Ben en son Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığında İncesu ilçesine gitmiştik. Orada bir konser vardı. Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası konser vermeye gelmişti ama dışarıdaki vatandaşın neredeyse %80'i işsizliğe dair atanmaya vesaire taleplerle orada Cumhurbaşkanı'nın yolunu bekliyorlardı. Hem de gece akşamın bayağı geç bir saatleriydi. Şimdi bu manada sizlere çok fazla talep geldiğini düşünüyorum. Yani bana göre öyle. Neler geliyor, neler söyleniyor? İşsizlik nasıl bir sorun, nasıl çözülür, çözülebilir mi? Bu özellikle öğretmen kadroları atanacak deniyorlar. Ne zaman atanacak diye soruyorlar. Öğretmen sanırım seçimden sonra bir 40 bin kadar öğretmen ataması yapılacak. Yeni atama olacak değil mi? Seçimden sonra olacak. Şimdi AK Parti hiçbir şekilde seçime yönelik böyle sözler vermiyor biliyorsunuz. Ya da ekonomik olarak abartılacak
sözler vermiyor diğer partiler gibi. Ben özellikle demin belirttim size, teknoloji tüketen değil üreten ülke olacağız ve bunu işte her türlü destek ve bunun için her türlü destek ve teşvik sağlanacaktır maddesi beni niçin heyecanlandırdı? Hem istihdam yönünden heyecanlandırdı hem de bilimsel açıdan ilerleyeceğiz onun için heyecanlandırdı. AK Parti'de özellikle bildiğiniz gibi yani bu yeni anayasamızın çıkması belli şeyler artık ilerlemiyor olabilir. Bunun nedeni de bu 1980 anayasasının içinde sıkışıp kalmamızdan kaynaklanıyor. Bizim yeni anayasayı çıkarıp biraz daha rahatlamamız lazım. Hani her şey ol deyince olmuyor. Birkaç genel müdüre, birkaç bürokrasiye takılıyor. İstediğimiz kadar hizmeti anında götüremiyoruz vatandaşa. Bunun için de herkes farkında, bütün vatandaşımız da farkında. İnşallah bu işler yeni anayasamızda, yeni sistemlerimizde, başkanlık sistemimizde inşallah bu işler yoluna girecek. Yani bunun yoluna koyabilecek de tek parti biziz bildiğiniz gibi. Ve biz çok güzeldi. Bugün gerçekten akışla da çok güzeldi. Gümbür gümbür geliyoruz diyorum ben. İnşallah 400 milletvekiliyle Kayseri'den 9'a 9'la inşallah biz de meclisimizde Kayseri'yi çok güzel temsil ederek ilk önceliklerin Kayseri'ye verilmesini sağlayabileceğiz inşallah. Kaldı ki şey akışla sosyal demokrat ağırlıklı. Geçmişte bir ilçeydi. Evet, evet. Son dönemde AK Parti kazandı yere. Evet, adamın yakasında başka partinin rozeti var. Nasıl sarılıyor, kucaklıyor yani. Kesinlikle biz bu dönem size oy atacağız diyorlar sağ olsunlar. Biz geliyoruz Ceyhun'da. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere yapmış olduğu yerel seçimlerden bu tarafa destek, yardımlarında etkisi gözüküyor değil mi ya bu anlamda? Ya şimdi biz her ilçede kadın eğitim merkezleri, gençlik merkezleri, parklar, pazar yerleri, açılışlar yapıldı ve bunun bir yıl önceden Haseki Başkanımız çalışmasını yapmış, nerede ne eksik var tespit etmiş. Biz de şu anda geri kalan eksiklerimizi tespit ediyoruz ve haftada iki gün inanın akşamları, dün akşam 11.30'da bitti. Eksiklerimizi birbirimizle konuşuyoruz. Dün akşam Sayın Bakanımız da katıldı toplantımıza. O da bize ne yapmamız gerektiğini, ne yapabiliriz, neredeki eksiği ne zaman nasıl tamamlayabiliriz diye her gün dersimize çalışıyoruz Haseki Başkanım'ın deyimiyle. Bir yıl önceden eksiklikler tespit edilmiş ve ilçelerimizin hepsine yatırımlar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetleri artık ilçelere de gidiyor. Gidiyor evet, merkeze yapılan hizmetler. Ve bugün mesela 20 trilyon Akkışla'ya, Akkışla'nın belediyesinin 16 yılda kazanabileceği bir para 20 trilyon bir yılda sadece harcanacak. Evet. Bugün açılan gençlik merkezlerinin temellerini ben sordum, ne zaman bitecek bunlar? Hani temelini atıyoruz da ne evet. Zaman bitip işleme girecek? En geç Haziran ayında, bir dahaki yıl Haziran ayında bunların hepsi bitmiş olacak. 2016 Haziran'da hizmete evet. Girecek yani. Evet, onun için herkes konuşur, AK Parti yapar deniyor ya, gerçekten AK Sloganı Parti yapıyor. Evet. Herkes konuşuyor, AK Parti yapıyor diyorsunuz. 400 milletvekili hedefiyle yola çıkmıştık. Daha önce de konuşmuştuk, bu ne derece etkili, geçerli olur, yakalanabilir bir hedef mi vesaire diye baktığımızda. O zaman biraz daha olayın dışındaydınız, daha böyle genel ağızla konuşuluyordu ama şimdi daha olayın içerisindesiniz. Dengeleri daha iyi görüyorsunuz, vatandaşların taleplerini, nelere oy verilip ne hangi kriterlerle oy kullanıldığını falan daha yakından anlıyorsunuzdur. Böyle baktığımızda 400 hedefi ne ölçüde yakalanır? Bu konuda bir öngörü oluştu mu? Kayseri'ye bakarsak 9'da 9 yakalayacağız gibi görünüyor Ceyhun Bey. Diğer illeri bilmiyorum. Reel bir şey mi bu gerçekten? Siyaseten bir söylem mi? Reel gibi görünüyor bana gerçekten. Yani ben nereye gitsem halk bizi kucaklıyor, koşmaca geliyor. Derdini söylemeyen çıkmıyor. Mesela bugün işte şu yoldaki şu yamayı da görün diye bize getiriyor. Biz belediye başkanımızla geziyoruz. Belediye başkanımız diyor ki haberim var. Her yerin her sorunundan haberimiz var. AK Parti insanıyla kucaklaşmış bir parti ve Kayseri'de biz bunu yakalayabileceğimizi düşünüyorum ben. Benim gördüğüm o dışarıdan gördüğüm. Şöyle bir içeriden gördüğüm de o artık dışarıdan demeyin. Vatandaşımız ne yaparsa yapsın hani gönlünde belki başka partide yatıyor olsa hizmetin hangi partiden geleceğini bildiği için bizi koşmaca kucaklıyor. Ve hani bazı rigidler var yani biz
hayatta sizin parti oy atmayız diyenler olabilir ama kesinlikle bizi kucaklıyor, bizden isteklerde bulunuyor ve sonunda diyor ki tamam diyor artık diyor sizin partinize de oy atacağız diyor. Bir de sizin partiniz diyerek yani size oy atacağız. Yani siz hak ediyorsunuz diyor. Benim gördüğüm Allah nasip ederse biz Kayseri'den 9'a 9'u götüreceğiz ama diğer illerden çok bilgim yok. Çalışmaktan da çok takip edemiyoruz artık medyayı da. Yani tabii Kayseri'den bir kesit olarak baktığımızda ülkeye yansıtabiliriz. Gerçi bugün iki farklı şirketin, kamuoyu araştırma şirketinin iki farklı sonuçları vardı. Yani oradaki şeye bakıldığında bile yine biraz oy kayıpları var ama şu anda zaman var, bir aya yakın zaman var. Ve şey kararsızların sayısı hala çok fazla. O anlamda kararsızlar üzerine projeler var mı? Yani henüz daha kararını vermemiş her partiye oy verebilecek yapıda gidip gelenlere yönelik yok, özel bir yöntem uygulanıyor mu? Ceyhun Bey biz hep dürüst davranıyoruz. Yani özellikle birilerine bir vaatte bulunmuyoruz. Biz zaten 2002'den beri hizmet eden partiyiz. 2002 öncesi Türkiye'sini bilenler için özellikle söylüyoruz. Sağlık alanına bakın, ulaştırma alanına bakın, havacılık alanına bakın. Biliyorsunuz uçaklara kimseler binemezdi eskiden. Şimdi rahatlıkla herkes uçakla gidip gelip seyahatini yapabiliyor. Her alana bakın. Yani AK Parti Türkiye'ye neler getirdi onlara bakın. İşte yeni Türkiye'de özgürlüklerin ülkesi olacak diyoruz. Onun için kararsızlar da şu yaşadıkları anlara baksınlar diyorum ben. Kararsızların gençlerinden özellikle gençlere ben çok seslenmek istiyorum burada. Yeni Türkiye özgürlükler ülkesi olacak. Ben konudan konuya atlıyorum genişke. Özgürlükler ülkesi olacak. Herkes istediği partiye oy atabilir. Yeter ki artık seçimde sandığa gitsinler diyoruz. Ama lütfen düşünsünler AK Parti neler yaptı, bundan sonra neler yapabilecek. Eğer 400 milletvekiliyle biz gidersek inşallah ülkemizin geleceğini değiştirmeyi planlıyoruz. Nasıl? İşte özgürlükler ülkesi ekonomik yönden geniş, ferah, rahat bir ülke haline getirmek istiyoruz. Ve barış içinde yaşayan insanın insana sadece insan onuruna karşı yakışır bir davranış sergileyeceği bir ortam yaratmak istiyoruz. Onun için sandığa gitme oranı ne olur sizce o anlamda bir biz sandığa gitme oranının %100 olmasını istiyoruz en azından Kayseri'de. İstemek var bir de gerçekleşen var. Ya yani işte yani o gün işi olur bağında bahçesinde tarlasında işi olur da sandığa gitmezse diye biz endişe ediyoruz. Yani biz herkes özgürce oyunu kullansın mümkünse sandığa gitsin diyoruz. Herkese de sıkı sıkıya tembihliyoruz. Mutlaka gidin oyunuzu kullanın. Hani adam başka partiden de olsa gitsin oyunu kullansın. Bizim için en önemlisi bu. Tabii insanlar, vatandaşlık görevini herkesin yerine getirmesi lazım sevgili izleyiciler. Daha gençlerimiz için de buradan özellikle adına herkes bireysel o hakkını, anayasal hakkını kullansın. Gençlerimiz için de buradan özellikle sesleniyorum. Biliyorsunuz Gezi olaylarında ikinci seneye devriyesine gireceğiz. Maalesef paralel yapı denilen örgütle dış mihrakların ortaklaşa yaptığı bir şey gençlerimiz çok yakında gördüler. 2 yıl öncesinde gördüler. Ne yaptık biz birbirimize girecektik az daha iç savaş çıkacaktı Ceyhun Bey. Dikkat ettiniz mi orada? Yani onun temelleri hazırlanıyordu Allah'tan. Ve 2 gün önceden gelmiş Alman televizyonları Taksim'e masayı kurmuşlar. Yani. Dış mihraklar dediğimiz onlar. İç mihraklarda hiç kimsenin tanımadığı, bilmediği insanlar çıktılar. 4 tane ağaç için diyoruz ki o ağaçlar taşınmış. Ve ondan sonra bildiğiniz gibi CHP'nin belediyelerinde birkaç tane ağaç katledildi. Televizyonlarda gösterildi. Hiç kimse çıkıp bir şey söylemedi. Bunlar az daha ülkeyi ikiye böleceklerdi. Biliyorsunuz İran'da İran kapılarını bize asla açmaz. Suriye'de savaş var, Irak'ta savaş var. Yunanistan, Bulgaristan komşularımıza bakıyoruz şöyle. Bizde savaş olsa biz nereye sığınacağız? Yani evet. Bizim gençlerimize buradan ben özellikle sesleniyorum. Hem teknolojik, bilimsel açıdan sizlerin geleceği için yola çıktık hem de lütfen ülkemizi bölmek istiyorlar. Ülkemizi bölmelerine kimsenin izin vermeyelim. Biz demokratik, özgür bir ülkede inşallah kendi ekonomimizin yükseleceği değerlerle, kendi milli
değerlerimize, manevi değerlerimize sahip çıkarak ülkemizi koruyalım, bir arada olalım. Birlikte dirlik vardır diyorum ben. Biz birbirimizi sevelim. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Eğer birbirinizi sevmezseniz de iman etmiş olmazsınız diyor. Evet, birbirimizi sevip saymalıyız. Onun için biz Türkiye'de birbirini sevip sayan, birlikte çalışan, omuz omuza ekonomisini yükselten bir ülke istiyoruz. Gençlerimize de buradan özellikle sesleniyorum. Biz sizler için yola çıktık. Sizlerin geleceği için yola çıktık. Sizler de bize sahip çıkın. Yakın geçmişimize bakın. Yakın geçmişimizi eğer görüp de ülkenin nasıl bölüneceğinin tehdidini anlarsanız bizlere oy verirsiniz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik ayakta durduğu, durması sayesinde bizim ülkemiz kurtuldu diyorum ben o Gezi Parkı olaylarından. Savaştan kurtuldu, ikiye bölünmekten kurtuldu. Şimdi bundan sonra da sıra bizde. Bizler de birbirimize sahip çıkarak Türkiye'nin dimdik ayakta durduğunu hem Müslüman ülkelere abi olma konusunda gösterelim, hem de diğer ülkelere prestijimizi artırmak konusunda gösterelim. Gençler, siz de bizlere sahip çıkın. Biz sizlere sahip çıkmak için yola çıktık. Hava Hanım, çözüm sürecinin, biliyorsunuz çözüm süreci çok sıkıntılı bir süreç. Ülke olarak, millet olarak birçok ezberlerimizi bozduk. Yeri geldi, yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle kan kusup kızıl şerbeti içiyoruz dedik vesaire. Özellikle Orta Anadolu'da çözüm sürecinin ciddi olumsuz etkiler olduğu vesaire söylendi, konuşuldu. Yani işte Abdullah Öcalan'la devletin görüşüyor olmasının, işte bu Kandil, Abdullah Öcalan'ı İmralı kim yakaladı? HDP Ceyhun Bey kim yakaladı? Bunun bir olumsuz etkisini gördünüz mü? Vatandaş diyor mu ya işte yok, katilleri yok. Çıkardınız, yok, çıkarıyorsunuz, asla, muhatap yok. Alıyorsunuz. Devlet bu anlamda zafiyet uğratıyor gibi. Vatandaşımız Kayseri'de bizi kucaklıyor. Ama ben Türkiye'deki hani sizin söylediğiniz şeyleri... Vatandaşımız Kayseri'de bizi kucaklıyor ama Türkiye'de bu tür şeyleri medyadan yansımalarını biliyoruz. Sahada Abdullah Öcalan'ı kim yakalattı Ceyhun Bey? Yani AK Parti döneminde yakalandı. Yok, AK Parti döneminde yakalanmadı. Değil mi ha? Evet, o zaman şeydi. Kimdi? Devlet Bahçeli'nin de içinde olduğu bir koalisyon vardı. Evet, doğru. Koalisyon döneminde yakalandı ve koalisyon döneminde idam cezaları iptal edildi. Abdullah Öcalan'ı idam etmekten kurtuldular. Doğru, daha kurtardılar. Yani bu MHP'li burada vatandaşlarımıza sesleniyorum ben özellikle. Kayseri'de bize sahip çıkılıyor, ben diğer iller için söylüyorum. Abdullah Öcalan'ın hani ipten alan parti zaten MHP'dir. Ve ondan sonra kaç tane şehit geliyordu her gün, kaç haber geliyordu? En az bir 5-6 şehidimiz, yüreğimiz hopluyordu. Televizyonu açtığımızda haberlerde ilk haber şehit oluyordu. Ya İçimiz... Çok uzun zaman otur olaylar çok yaşadık ne yazık. Yani benim şehit haberi duyunca benim babaannem rahmetlik, ben size söylemiştim geçen yayında da. Ben küçüklüğüm şehit haberi duymakla geçti. Şehit haberi duyduğumuzda da benim şimdi yakında amcamın oğlu da vefat etti. Samsun'da... Gittim orada, vefatlar hep ağıtlarla yapılır. Her şehit haberi duyduğunda benim babaannem ağıt yakardı. Kendi çocuğu ölmüş gibi. Burada şehit annelerinin değil, diğer annelerin de kendi çocuğu şehit olmuş gibi ağıtlar yaktığını ben çok gördüm. Gerçekten. Şu eğer birkaç yıldır şehit haberi gelmiyorsa bu büyük bir başarı değil midir? Evet, onun altını çizmekte yarar var, evet. Abdullah Öcalan'ı yakalayıp da İmralı'ya hapsetmek, vatandaş Kayseri'de anlıyor. Diğer yerlerde nasıl bilmiyorum. Kayseri'de insanlar barış istiyor, şehit istemiyor. Bildiğiniz gibi insanlar, ben diyor milliyetçiyim diyor, Abdullah Öcalan'ı yakalayıp İmralı'ya koydurdular sadece. Başka ne yapabildiler? Hiçbir şey yapamadılar. Kanı durdurabildiler mi? Peki 12 yıldır AK Parti hükümette, bir karış toprağını verdi mi kimseye? Bizim sınırlarımız yine 12 yıldır aynı sınırlar, 13 yıldır. Hiç bir karış toprağımızı kimseye verdik mi? Vermedik. Ama kanı durdurduk mu? Durdurduk. Allah nasip etsin biz
bütün vatandaşlarımızla bir bütün olduğumuzu göstereceğiz. Bu terör belasını inşallah tamamen yok edeceğiz. Ama öyle ama böyle. Şehitlerimizin kanı duracak inşallah. Ben sizinle konuşmuştum. 38 bin vatandaşımızı kaybettik. Evet. Ne yazık ki öyle. Ve geçen 300 yılda o kadar 300 çok bin vatandaşımız şey köyünden göç etmeye zorlandı. Yerinden yurdundan oldu ve ne yazık ki. Buraya harcanan parayla şimdiye kadar Türkiye'nin ekonomisine katkı yapılıp en azından birçok eksiğimiz daha tamamlanabilirdi. Belki şu anda işsiz vatandaşımız olmayabilirdi. Tabii yani teröre ayrılan kaynak, terörle mücadeleye ayrılan kaynak yatırıma dönüştürmüş olsaydı şimdi Türkiye'de sağlık, ekonomi, eğitim alanında o kadar çok gelişmeler olurdu ki yani o kaynaklarla o kadar çok şeyler yapılırdı ki. Ama ne yazık ki işte yakamızdaki o beladan bir türlü kurtulamadık. İşte kurtulmaya çalışıyoruz. Anadolu insanı barışçıl bir insandır. Kimin evine giderseniz gidin etnik kökeni ne olursa olsun size bir su ikram etmeden yollamaz. Yani en azından herkes birbiriyle barış içerisinde yaşamaya aslında Anadolu'da heveslidir. Herkes birbirini sever. Dediğim gibi Peygamber Efendimiz'in aynı sözüne geliyoruz. Bizler şuna inanıyoruz. Hepimiz Müslüman olarak yaşayanlar da öyle. Ayrıca Süryaniler bile öyle. Yani ben mesela yani Mardin'e gittim. Bu toprağın çocukları öyle. Bir iman etmedikçe cennete gidemezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Biz bu kültürle büyümüşüz. Bir gelin birlik olalım. Birlikte dirlik, ayrılıkta azap vardır diyor Peygamber Efendimiz. Yani biz bu kültürde doğmuşuz ve insanı insan diye seven bir kültürde büyümüşüz. Evet öyle. Yani bizim kimseyle aslında Kürtlerin Türklerle, Türklerin Kürtlerle bir alıp veremediği yok. Ama bunu nedense bir terör belası başımızdadır. Terörle savaşmak için de gerekirse, kimlerle gerekirse onlarla konuşulacak. Onu alıp da buraya getirip bir adaya koymak mesele değildir. Kanı durdurmak meseledir. İnşallah yani bir karış vatan toprağını vermeden kimseye terörü bitirmek her türlü meseledir. Olumsuzluğu da bitirmek meselesidir. Onun içinde bunu her kim yaparsa eline sağlık diyeceğiz. Yapanların da emeğine sağlık. Bir yaparken de bir karış toprağımızı kimsenin eline vermeyeceğiz. Yani şimdiye kadar vermediğimiz gibi bir ondan karış toprağımızı için da kimsenin eline vermeden sadece özgür Türkiye vatandaşları istiyoruz biz. Kan dökülmeyen, barış içinde yaşayan Türkiye vatandaşları diyoruz. Sağlık konusundaki şeylere biraz gelmek istiyorum hekim kimliğinizden yola çıkarak. Sağlık konusunda yeni atılımlar, yeni çalışmalar, beklenenler, yine sağlıkla ilgili şikayetler geliyordur. Dediğimiz gibi işte hemen doktor deyince size insanlar her türlü sağlık şikayetlerini sıralıyordur. Genel manada baktığımızda AK Parti'nin sağlık politikaları ve bu yeni hükümet programında bu manada ne gibi izler var bizim göremediğimiz, duyamadığımız? Siz bir hekim ve sağlık sektörünün içinden bir insan olarak biraz da o kısımdan bahsedelim efendim. Şimdi sağlık konusunda özellikle koruyucu sağlık hizmetlerine yeni seçim beyannamesinde özellikle ona yer verilmiş. Şimdi benim en çok istediğim de buydu. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Bundan çok bahsetmiyorum. Dışarıda şöyle bir şey. Eğer hasta olmasını engellerseniz birinin. Yani öncelikle engellemek lazım değil mi? Yani. Tedaviye de gerek kalmaz. Tedaviye de gerek kalmaz, masrafa da gerek kalmaz. Onun için her yere mesela her mahalleye bir spor merkezi açılabilirse. Yani yeni seçim beyannamesinde önceliği koruyucu hekimliğe veriyor. Biz buna koruyucu hekimlik diyoruz. Beni en çok heyecanlandıran maddelerden biri de bu. İnşallah bunu yaygınlaştırabilirsek Türkiye'de sağlıklı toplum büyütürüz. Sağlıklı toplum da yine özgür toplumun temelini oluşturur. Aklı hür, vicdanı hür toplumun temelini oluşturur. Tabii ki bir dolu hastane açılıyor. Yani bizim hastanemiz de inşallah 2018'de bitecek Kayseri. Bir kısmı tamamlandı galiba. Fizik tedavi binası çıktı. Ben fizik tedavi binasının temeli atıldı. Sizin bina hazır. Evet, bizim taraf hazır. Ama inşallah 2018'de hepsi bitecek. Beni doktor olarak heyecanlandıran nokta koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok önem verilecek olması. Çünkü bir insanı hasta oldurmamak daha önemli. Yani hasta olduktan sonra tedavi etmeyi herkes yapıyor ama
hasta olmasını engellemek bu daha önemli. Bu çünkü ta çocukluktan başlıyor aşılarla, sonra sporla, sonra yaşam tarzıyla devam ediyor. Bu en çok beni heyecanlandıran ikinci nokta. Birincisi teknolojik ürünleri artık tüketen değil üreten ülke haline geleceğiz. İkincisi de koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok önem vereceğiz. Ben bir de fizik tedavi hekimiyim. Osteoporoz kemik erimesiyle çok ilgileniriz biz. Kemik erimesinde de öyledir mesela. Mutlaka 35 yaşına kadar süt içmesini sağlaman gerekiyor. Kişinin ki 35 yaşına kadar eğer düzgün süt içen birisi olursa 35 yaşından sonra kemik erimesi çok zor gelişir. Yani eğer bir insanın sağlıklı olmasını düzenli, dengeli beslenir, temelden sağlıklı bir koruyucu yaşam hekimliği sağlarsanız ileride de hastalanması zorlaşır. Bu beni en çok heyecanlandıran ikinci maddeydi. Sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Efendim görevimiz bu arada süreyi doldurmuşuz. Ana haber bültenimiz yayına girecek bizim hemen ardımızdan. Şöyle bir toparlayacak olursak son olarak buradan Kayseri'ye, Kayserili insanlara, insanımıza, seçmenlerinize neler söylemek istersiniz? Buyurun ekran sizin, son olarak sizi dinleyerek noktaya koyalım efendim. Bildiğiniz gibi ben Kayseri AK Parti Bayan Milletvekili adayıyım. Kayseri'yi çok seviyorum. Kayseri için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız, çalışmaya hazırız. Adım Havva Atalay, çalışmaya hazırım diyorum. özellikle kadınımız için, gençlerimiz için, geleceğimiz için. Kayseri'nin geleceği bizim geleceğimizdir, çocuklarımızın geleceğidir. Onun için sizler için her şeyi yapmaya hazırız. İnşallah 4 yıl sonra da burada tekrar bulunacağız. Burada yaşamaya devam edeceğiz. Sizlere karşı bakmaya yüzümüz olsun diye biz mecburuz zaten çalışmaya. Ben sizlerden şunu istiyorum. Benim yaş grubumda ve benden yaşlı olanlar biliyorlar ki AK Parti hükümetleri şimdiye kadar icraatlarıyla vatandaşa hizmet götürdüğünü gösterdi. Ben yeni gençlerden, özellikle çocuklarınızdan o istiyorum. Çünkü AK Parti hükümete geldiğinde 6 yaşında olan birisi şu anda oy kullanacak 18 yaşında. Onlar AK Parti'den önceki hayatı bilmiyorlar. Rica ediyorum çocuklarımıza, gençlerimize AK Parti'den önce Türkiye'de olan olayları anlatalım. Nasıl bir toplumun içindeydik. AK Parti neleri değiştirdi? Sizler yaşayanlar olarak anlatın. Ben buradan gençlerimize sesleniyorum. AK Parti ülkenin birliğini, bütünlüğünü sağlamak isteyen tek partidir. İstikrar sürsün. İstiyorsak, eğer devletimiz, hükümetimiz daha prestijli olsun istiyorsak, bundan sonra ekonomik yönden kalkınalım. İnşallah iş alanları daha çok gelişsin istiyorsak, lütfen bizi destekleyin. Ben zaten bizim yaş grubumuz ve bizden sonrası için diyorum ki zaten hepsi bize oy atacak. Kayseri'de gümbür gümbür geliyoruz inşallah, elhamdülillah. Allah'ın izniyle, sizlerin dualarıyla, bizlerden dualarınızı esirgemeyin. Çünkü dua, yer gök dua ile kurulmuştur. Biz hem sizin oylarınıza hem de dualarınıza talibiz. Bir de çocuklarınızın, gençlerin oylarına da talibiz. Gençler siz de bizi lütfen yakın takibi alın. Sizler için çalışacağız. Sizlerin geleceğini inşa edeceğiz. Lütfen bize oy atın diyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Sayın Hava Talay Çalışanfendi. Biz de bütün aday adaylarımız olduğu gibi muvaffakiyetler temenni ediyoruz. Hayırlısı ise Rabbim nasip etsin inşallah diyoruz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, seçime kadar 6 Haziran'a kadar biz bu programları 7 Haziran'a kadar devam ettireceğiz. 6 Haziran'da son bulacak. Bu hafta içerisinde Cuma ve Cumartesi günde yine adaylarımızı sizlere tanıtacağız. Ve bu devam edecek. Bu akşam da sizlere AK Parti'nin listesindeki 5. sırada kanın adayımız Sayın Havva Atalay Çalışı, doçent doktor Sayın Havva Atalay Çalışı sizlere tanıtmaya çalıştık. Sohbet etmeye gayret ettik. Umuyoruz ki kafanızdaki soru işaretlerini giderme anlamında bir nebze de olsa katkımız olmuştur. Bunun huzuruyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Cuma günü görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Esen kalın efendim.